Sinop'ine. Hele bir de gel gör Akgöl yaylası, gidelim gezelim Sinop'ine. Hey Sinop'ine, gel Sinop'ini gör. Karadeniz bölgemizin orta sahil şeridi üzerinde yer alan ve Sinop ilinin orman ve turistik ilçesi Ayancık, coğrafi yapı görüntüsü ile şirin bir kıyı ilçemizdir. İki yeşil tepenin arasından nazla süzülerek akan Ayancık Çayı Havzası'nda kurulmuş Ayancık ilçesi, dünyanın en güzel mekanını bulmuş ve hemencecik oraya konmuş gibi üst üste sıkışmış halde duran bir manzara resmi vermektedir. Ayancık, mavi ile yeşile gönül vermiş tabiat sevdalılarını, kendisini sevenleri kuytuda bekleyen bir esrarlı güzeldir. Yerleşim alanı inişli çıkışlı, biraz da zorludur. Bu özelliği Ayancık'ı onu sevenlere yol yorgunluğundan sonra ikram ettiği dünyanın cenneti güzelliklerini sunuşundaki kömertliğinden, gönül zenginliğinden kaynaklanır. Ayancık'ta gözün alabildiği mavi ile yeşilin raksını doya doya seyredebilirsiniz. Gürültüden uzak, sakin bir hayatı, bol oksijenli, deniz kokulu, tertemiz ve pırıl pırıl bir havası var.
Ayancık'ta berrak ve mavi deniz ile hayat fışkıran yemyeşil orman, ebedi aşıklar misali dudak dudağıdır. Kim bilir hangi çağların ölümsüz sevdalarını bize gösterir gibidir. Ayancık'a gelenlerin görmeden edemediği tabiat harikalarının başında Akgölge'dir. Küre dağlarının zirvesinde kayın, köknar ve çam ağaçlarının çepeçevre sardığı Akgöl, su gibi aziz bir nimeti gelenlere sunmanın haklı gururunu taşımaktadır. Ayancık'ta bir başka tabiat harikası da İnaltı Mağarası'dır. Arabanızı yolun kenarında yeşilliğe emanet ederek 15 dakikalık bir tırmanışla ulaşabileceğiniz İnaltı Mağarası, traverten zenginliği ve hülyanızı dünyanın kuruluş çağlarına kadar uzatıcı esrarlı edasıyla ziyaretçilerini tekrar tekrar buraya davet etmektedir. Ayancık'a gelen ziyaretçilerin uğrak yeri İnaltı Mağarası'nda özel ışıklandırmanın da yardımı ile mazinin derinliklerine kadar gidebilir, tabiatın oluşumundaki esrarı hayalinizde kurcalayabilirsiniz. İsterseniz Çamurca plajında, Gelincik burnunda ve İstefan limanında denizle ve kumla hasret giderim. İskeleden gün batımının doyulmaz büyüsünü seyredelim. Veya çıkın Maltepe'ye. Masmavi ipek bir halı misali ayağınıza serilmiş Karadeniz'in bugüne kadar bilinen hırçınlığının dışında ılıman, sakin, yumuşak yüzündeki tatlı tebessüme bakın. Maltepe'den Ayancık'a bakarken kendinizi Kaf Dağı'ndan gelmiş Zümrüt-ü Anka kuşunun sırtındaki prens hissedecek. Ayancık'a daha çok tutulacak, sevdasıyla kendinizden geçeceksiniz. Dilerseniz tırmanın yemyeşil dağlara. Sayısız çağlayanlardan ebedi tabiat musikisi halinde süzülen su seslerinin karıştığı kuş sesleri arasında kaybolun. Ormanlarda kaynak suların, derelerin, tabii çeşmelerin yanı başında soluklanın. Ağrı hayat misali şifalı sulardan yudumlayın. Yaşadığınızı zindeleştiğinizi hissedeceksiniz. Ayancık'ın yüzyıllar boyu sarp dağlarda, tabiatın bağrında, zor şartlara göğüs germeyi öğrenmiş birçok köyü bulunmaktadır. Anadolu toprağının akciğerleri olan yemyeşil ormanlar arasında, sırtlarda, yamaçlarda, yükseklerde kurulmuş köyler. Düne kadar ilçemizin hayat ve canlılık kaynağı köylerimiz. Üzülerek ifade edelim ki köylerimizin büyük bir kısmı bugün ayakta kalabilme,
yaşayabilme, var olabilme mücadelesini vermenin çırpınışını sergilemektedir. Sahipsiz, terk edilmiş, bomboş hayalet köyler olmamak için tarihsiz ve zor şartlara karşı adeta ayak diremektedirler. Ayancık, Karadeniz'in orta sahil şeridinde dünya cenneti oluşunun yanında birçok ilkleri başlatmış modern ve medeni bir cumhuriyet ilçemizdir. 1930'lu yılların başlarında Ayancık'ta kereste fabrikasının kurulmasıyla cumhuriyetin medeniyet aydınlanmasından kısmetini bolca almıştır diyebiliriz. Karadeniz sahili boyunca Türkiye'de ilk defa Ayancık'ta elektrik elde edilmeye başlandı. Teleferik hattı bir nevi hava yolu taşımacılığı ile ormandan tomrukları fabrikaya getirmek maksadıyla kurulmuş, yanında ücra köylere kadar uzanan mahalli demir yolu da tomruk ve insan taşımacılığında bu havai hattı desteklemiştir. İş hayatının Ayancık'a getirdiği canlılık sosyal hayatta da parlamaya başlamış, sanat ve spor faaliyetleri Ayancık'ta cıvıl cıvıl bir yaşayışın kapısını aralamıştır. Ayancık'ta kereste fabrikasının getirdiği hareketlilik ilçemizde futbol, güreş, erkek ve bayan voleybol takımlarının kurulmasını gerçekleştirmiş, ilçe merkezinde tenis kortlarını hizmete sunmuştur. Daha o günlerde Ayancık'ta kurulmuş olan mahalli tiyatro, ilçemiz insanına sanatın bu güzel dalıyla iç içe yaşama şansını vermiştir. Üzülerek ifade edelim ki, cumhuriyetimizin medeni aydınlanması ile Ayancık'a gelen nimetlerden bugün bahsedebilmek çok zordur. Bu imkanlar yok artık. Hepsi terk edildi, yok edildi. Bugün Ayancık'ta teleferik yok. Tren yok. Tenis kortları yok. Spor yok. Sanat yok. Mahalli tiyatromuz yok. Daha beteri, bugün Ayancık'ta yıllarca gurur ve güven kaynağımız olan kereste fabrikamız da yok artık. Makineler paslanmaya, binaları yıkılmaya terk edilmiş haldeler. Fabrikamızın siren sesleri duyulmaz oldu. Artık siren sesleri işçilerimizi fabrikaya davet edemiyor. Çocukları babalarını karşılamaya koşturamıyor. Annelere yemek sofralarını kurdurtmuyor. Kereste fabrikamızın özelleştirilmesi suretiyle çalıştırılamaması, Ayancık'ta ekonomik hayatımızı durma noktasına getirmiş ve dışarıya doğru gerçekleşen göç artık baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. Ayancık eski günlerini arıyor. Ayancıklı hareketli, canlı, gururlu ve ümit dolu geçmişini arıyor. Ayancık Kültür ve Kalkındırma Derneği bunun için doğdu. Ayancık'ın, Ayancık köylerinin ve bütün Ayancıklıların dert ve meselelerini araştırmak, bunların
halli için Ayancığı sevenleri işbirliğine davet etmek, kültürümüzü ve geleneklerimizi olağanca zenginliğiyle yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili çalışmalarda bulunmak. AYKAT, Ayancı Kültür ve Kalkındırma Derneği sizi, onu, diğerini, hepinizi, bütün Ayancıklıları, Ayancı'ya gönül verenleri hizmete davet ediyor. Ayancıklı iş adamları, gelin Ayancı'ya, Ayancık'ta yatırım yapınız. Ayancık, geleceğin turizm ve iş ekonomi yıldızı olacak ve siz yapacağınız yatırımlardan fazlasıyla kazançlı çıkacaksınız. Ayancıklı sizinle övünecek, Ayancık size bağrını açacaktır. Ayancık'tan göç eden Ayancıklılar, İstanbul'da, Ankara'da, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursanız olun, Ayancıklı olduğunuzu asla unutmayınız. Baba ocağınızı, kökünüzü, geçmişinizi, mezarlarınızı ve toprağınızı unutmayınız. Senede bir defacık olsun Ayancı'ya geliniz. Ayancık'la, Ayancıklılarla hasret gideriniz. Tatillerinizi geçirmek için Ayancı'yı seçiniz. Ayancık'tan başka ilçeniz yok. Buradakinden başka köyünüz de yok. Şimdi artık el ele vermenin, gönül gönüle duymanın ve Ayancık için bir şeyler yapmanın zamanıdır. Şimdi Ayancık'a sahip olmanın, onu kollamanın, uyandırmanın ve canlandırmanın zamanıdır. Ayancık'ı sevmenin, bugün Ayancık'ı daha çok sevmenin zamanıdır.